Değerli kardeşlerim, bugün Yüce Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'den Maun suresini birlikte inceleyeceğiz. Maun suresi, Kur'an-ı Kerim'in 107. suresidir ve 7 ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde inmiştir ve genellikle bu dönemdeki müşriklerin ve münafıkların kötü davranışlarını eleştirir. Sure yardımlaşma ve merhamet eksikliğini, riya ve gösterişi ele alarak müminlerin bu tür kötü davranışlardan kaçınmaları gerektiğini vurgular. Allah Teala, dini yalanlayanı gördün mü? Ayetiyle sureye başlar. Bu ayetle Rabbimiz, dini yalanlayan, ahiret inancı olmayan ve Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem inkar eden bir insan tipinden bahseder. Bu tip insanın karakterini ve yaptığı kötülükleri gözler önüne serer. Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi, ne vicdandır ahlaka yükseklik veren ne irfandır. İnsanlarda fazilet hissi Allah korkusundandır. Allah korkusu olmayan, ahiret inancına sahip olmayan bir insandan her türlü kötülük beklenebilir. Surenin ikinci ayetinde, işte bu dini yalanlayan, Allah'a inanmayan, Rahman ve Rahim olan Allah'a inanmayan birisi nasıl merhametli olabilir diye sorulur. Yetimleri itip kakan, merhametsiz insanlardan bahsedilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimlere karşı şefkatle yaklaşır, onları himaye ederdi. Ebu Mesud kölesini döverken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona "Ebu Mesud şunu bil ki Allah'ın senin üzerindeki gücü, senin bu kölenin üzerindeki gücünden daha fazladır" demiştir. Bu söz üzerine Ebu Mesud elindeki kamçıyı düşürüp kölesine merhamet göstermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir yetimi himaye ederse, kıyamet günü onunla ben böyleyiz, derken iki parmağını yan yana getirip yanındakilere göstererek bu sözü söylemiştir. Bu hadis, yetimlere ve fakirlere yardım etmenin ne kadar değerli olduğunu gösterir. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinin katılığından şikayet eden birine, kalbini yumuşatmak isteyen kimse yetimin başını okşasın demiştir. Maun suresi ayrıca namaz kılan fakat bunu gösteriş için yapanları eleştirir. Allah yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarından gafildirler buyurur. Bu kişiler namazı sadece gösteriş için, riya yapmak için kılarlar. İhlas olmadan yapılan ibadetler kabul olunmaz. Din ve ibadet samimiyetle yapılmalıdır. Sure, küçük yardımları bile yapmaktan kaçınan cimri insanları da eleştirir. Cimrilik ile Allah'a iman aynı kalpte sürekli bir arada bulunamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün evine bir kuzu geldiğinde fakirlere dağıtılan parçaların aslında kendilerine kaldığını söylemiştir. İnfak, yani Allah için yapılan her türlü hayır, ahirette karşılığını bulacaktır. Maun suresi bize dini yalanlayan, yetimi itip kakan, namazını gösteriş için kılan ve en ufak bir yardımı bile içine sindiremeyen insan tipinin tasvirini yapar. Biz Müslümanlara böyle bir insan olmamayı telkin eder. Allah bizi Maun suresinde anlatılan bu kötü karakter özelliklerinden korusun ve bizleri salihlerden eylesin. Bu sure hakkında farklı rivayetler de mevcuttur. Ayetlerin Ebu Cehil, Amr İbni Aiz, As İbni Vail, Velid İbni Muire ya da münafıkların reisi Abdullah İbni Übey hakkında indiğine dair rivayetler vardır. Özellikle Ebu Cehil'in vasisi olduğu bir yetimi şiddetle kovması, cahiliye döneminde kadınlara ve çocuklara mirastan pay verilmemesi gibi olaylar bu ayetlerin anlamını pekiştirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim Maun suresini okursa zekatı vermek şartıyla Allah Teala onun günahlarını affeder. Rabbim bizleri Maun suresinde anlatılan karakter özelliklerinden uzak tutsun ve bizleri salihlerden eylesin. Bizleri yardımlaşmayı ve iyiliği kendimize şiar edinmiş kullarından eylesin. Amin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda başka bir sureyi inceleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Dualarınızı bekleriz. Selam ve duayla.